Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar op bağlacı. Hazırsanız dersimiz başlasın. Op cümle yapısı acaba ne anlama geliyor? Arkadaşlar bunu güzel Türkçe'de mı acaba gibi düşünebiliriz. Ne demek istediğimi cümleleri incelediğimizde anlayacaksınız. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar Peter fragt, evet bu bir erkek ismi, soruyor derken Peter fragt, spricht Burak Deutsch? Evet, Burak Almanca konuşuyor mu değil mi? Sprechen neydi arkadaşlar? Düzensiz fiil, konuşmak demekti. Deutsch bildiğiniz üzere Almanca. Şimdi arkadaşlar biz diyeceğiz ki Peter soruyor Burak acaba Almanca konuşuyor mu diye şeklinde sorduğumuzda ne yapacağız arkadaşlar? Op yapısını işin içerisine katacağız. Yani biz bir nevi en direkt olarak soruyu sormuş olacağız. Yani Peter bir şey merak ediyor. Dolayısıyla Burak Almanca konuşuyor mu diye. Ne yapacağımıza baktığımızda arkadaşlar buradaki yapıyı aynen aşağı taşıyorum. Peter fragt ob. Bakın ob'la virgülü ayırıyorum ve ob ile devam ediyorum. Ob Burak Deutsch spricht. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Sprechen fiili tabi Burak kişisine göre, üçüncü tekile göre çekimlenmiş ve ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş. Dolayısıyla Peter fragt ob Burak Deutsch spricht diye söylemiş oluyoruz. Aslında yukarıda bir soru cümlesi var. Burada da biz ne yapmış oluyoruz? Peter'ın sormuş olduğu kafasında bir soru var Burak'la alakalı. En direkt olarak diyoruz ki Peter bilmek istiyor, sorar. Acaba Burak Almanca konuşuyor mu diye. Evet. Şimdi ikinci örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Julia möchte wissen. Evet, Julia bir kadın ismi. Ne istiyor? Wissen neydi? Bilmek. Julia bilmek istiyor. Ne bilmek istiyormuş? Treffen wir uns bald wieder. Bakın burada arkadaşlar treffen ne demekti arkadaşlar? Treffen buluşmak demek. Treffen aynı zamanda refleksiflik gerektiren, yani ne olacak? Mutlaka bir kişinin gelmesi gerekiyor. Sich treffen diyorduk hatırlayacak olursanız. Dolayısıyla biz birlikte tekrar buluşacak mıyız gibi bir anlam doğuyor orada. Sich treffen demek ki buluşmak. Wir biz demek değil mi? Dolayısıyla oradaki sich treffen ne olmuş arkadaşlar? Uns treffen, bald, yakında, wieder, tekrar demek. Dolayısıyla yakında tekrar buluşuyor muyuz anlamı doğuyor bu soru cümlesinde. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu soru cümlesini buradaki Julia möchte wissen, Julia bilmek ister, acaba tekrar buluşacak mıyız anlamına getireceğiz. Ne yapıyoruz burada? En direkt olarak bu soruyu ne yapmış oluyoruz? Julia bilmek ister ile bir araya katacağız. Ne yapıyoruz bakın burada? Çok kolay. Julia möchte wissen yapısını buraya getirdik. Virgülle ayırdık. Ob wir uns bald wieder treffen. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Asıl fiilim treffen ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş. Ob cümlesinde. Tıpkı yukarıda olduğu gibi değil mi? Orada da spricht ne olmuştu? Cümlenin sonuna gitmişti. Dolayısıyla burada da ob ne olmuş oluyor arkadaşlar? Treffen sona gitmiş oluyor değil mi? Tabii burada sona gidiyor ancak eylemlerin mutlaka çekimleniyor olması gerekiyor. Tabi burada wir'e göre olduğu için mastarda kalıyor değil mi? Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Treffen sonda kalmış oluyor. Dolayısıyla Julia bilmek ister. Acaba biz tekrar yakında buluşur muyuz diye demek istediğimizde ob cümlesi kurmamız gerekiyor. Dolayısıyla Julia möchte wissen, ob wir uns bald wieder treffen cümlesini kurmuş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Ich würde gerne wissen. Evet. Ich würde gerne wissen'e baktığımızda arkadaşlar ne demek? Bilmek isterdim anlamına gelen bir yapı. Bunları arkadaşlar ileriki dönemlerde, ileriki derslerde ayrıntılı bir şekilde göreceğimiz için bunları şimdilik bir kalıp olarak bakalım arkadaşlar. Ich würde gerne wissen. Bilmek isterdim anlamına geliyor.
Az önce söylediğim gibi wissen bilmek demek değil mi? Gerne severekten anlamına geliyor. Dolayısıyla güzel Türkçemizde severekten bilmek isterdim demeyiz değil mi? Çok bilmek isterdim gibi başka başka betimlemelere girerdik. Ancak burada da gerne yapısını kullanmış oluyoruz. Neyi bilmek isterdim? Bakıyoruz. Siehst du jeden Abend fern? Evet, fernsehen bu bir ayrılabilir fiil. Ancak aynı zamanda da düzensiz bir fiil değil mi arkadaşlar? Sehen ne oluyor? Ich sehe, du siehst değil mi? IE şeklinde yorumlanıyor. Er, sie, es, sieht gene IE. Üçüncü tekilde değil mi? Ondan sonra ne oluyor? Gene olağan bir şekilde. Wir sehen, ihr seht, sie, sie, sehen. Bunları zaten düzensiz fiillerde artı ayrılabilir fiillerde görmüştük. Dolayısıyla siehst du fern derken televizyon izler misin? Jeden Abend her akşam demek değil mi? Siehst du jeden Abend fern? Her akşam televizyon izler misin? Şimdi bu soruyu arkadaşlar ben bilmek isterdim ile bu yapıyla beraber ne yapalım? Harmanlayalım. Ne olacak şimdi? Ich würde gerne wissen. Siehst du jeden Abend fern? Birleştirelim. Ich würde gerne wissen, ob du jeden Abend fernsiehst. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Ob cümlesi kurulmuş. Ne demiştik? Fiili ne yapıyorduk? Cümlenin sonuna atıyorduk. Mutlaka ne yapacağız? Özneye göre çekimleyeceğiz. Yani buradaki du'ya göre çekimlememiz gerekiyor. Ancak burada dikkat ettiyseniz fernsiehst şeklinde ne olmuş arkadaşlar? Ayrılabilir fiil bir araya gelmiş ve du'ya göre çekimlenmiş. Değil mi? Hiç alışık olmadığımız bir durum. Normalde ne yapıyorduk? Biz bunu çekimlerken ne yapıyorduk? Ayrı ayrı kullanıyorduk. Ancak burada ne olmuş? Tekrar mazhar hale gelmiş ancak çekimlenmiş değil mi? Yani fernsehen'i değil mi bir mazhar olarak düşünelim. Du'ya göre de çekimlenmiş. Dolayısıyla fernsiehst olmuş. Demek ki ne olmuş oluyor? Oplu cümlelerde ayrılabilir fiil dahi olsa ne olacakmış? Mutlaka cümlenin sonuna gidecek ve çekimlenecekmiş. Ayrılabilir fiil olsa bile değil mi? Düzensiz fiil olsa bile değil mi? Bakın ne olmuş oluyor? Her halükarda burada du'ya göre çekimlenmiş ve ne demiş oluyoruz demek ki? Ich würde gern wissen, ob du jeden Abend fernsiehst cümlesini kurmuş oluyoruz. Burada eminim ki arkadaşlar gern gerne, neden gern, neden gerne zaman zaman bu sorular geliyor arkadaşlar. Emin olun ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Hiçbir artikelle, hiçbir durumla ilişkilendirilmeye açık bir durum değil. Ben bununla gern de diyebilirdim, gerne de diyebilirdim. Zaman içerisinde zaten bu yapılar öyle bir otomasyona gelecek ki siz de arkadaşlar. Dolayısıyla bunu rahat bir şekilde kullanıyor olacaksınız. Dediğim gibi bunun herhangi bir kuralı yok. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Peter fragt, spricht Burak Deutsch? Peter fragt, spricht Burak Deutsch? Peter fragt, ob Burak Deutsch spricht? Peter fragt, ob Burak Deutsch spricht. Julia möchte wissen, treffen wir uns bald wieder? Julia möchte wissen, treffen wir uns bald wieder? Julia möchte wissen, ob wir uns bald wieder treffen. Julia möchte wissen, ob wir uns bald wieder treffen. Ich würde gerne wissen, siehst du jeden Abend fern? Ich würde gern wissen, siehst du jeden Abend fern? Ich würde gerne wissen, ob du jeden Abend fern siehst. Ich würde gerne wissen, ob du jeden Abend fern siehst. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Der Lehrer möchte wissen, hast du heute Morgen den Bus verpasst? Evet, der Lehrer neydi? Öğretmen demekti. Möchte wissen kalıbı gene çıktı karşımıza değil mi? Bilmek istiyor. Neyi bilmek istiyormuş? Hast du heute Morgen den Bus verpasst? Evet. Heute Morgen bu sabah verpassen neydi arkadaşlar? Kaçırmak demekti. Den Bus değil mi? Bakın burada akusatif yapıda otobüsü kaçırmak derken den Bus verpassen yapısını
görüyoruz. Tabi burada aynı zamanda hast ve past denildiğine göre ne olacak bu? Dili geçmiş, yani perfekti gösteriyor değil mi bu cümle? Haben verpasst, haben verpasst, dolayısıyla hast du verpasst, hast du heute morgen den Bus verpasst. Bu sabah otobüsü kaçırdın mı? Şimdi ne yapacağız? Bunu ob cümlesiyle, değil mi? Ob bağlacıyla daha doğrusu bir araya getireceğiz. Ne yapıyoruz? Der Lehrer möchte wissen, öğretmen bilmek istiyor. Ob ich, bakın burada. Şimdi hast du, değil mi? Tırnak içerisine verilmiş. Sen bu sabah otobüsü kaçırdın mı? Bu cümle kime ait? Bu soru cümlesi öğretmene ait. Dolayısıyla ben ne diyeceğim? Öğretmen bilmek istiyor. Acaba ben bu sabah otobüsü kaçırdım mı diye. Dolayısıyla ne yapıyoruz burada? En direkt yapmış oluyoruz bu cümleyi. Ob cümlesi gerektiriyor değil mi? Bu cümleyi ob cümlesini gerektirdiğinden. Der Lehrer möchte wissen, ob ich heute morgen den Bus verpasst habe. Öğretmen bilmek istiyor. Acaba bu sabah otobüsü kaçırdım mı diye demiş oluyoruz. Demek ki tırnak içerisindeki bir ifade eğer endirek hale getirilecekse buradaki özneye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kim kastediliyor bundan değil mi? Dolayısıyla ben kastedildiğimden dolayı değil mi bu tırnakları ne yapıyorum? Kaldırıyorum ve eş yapısını işin içerisine katmış oluyorum. Çünkü benim gecikip gecikmediğimi, daha doğrusu otobüsü kaçırıp kaçırmadığımı bilmek istiyor dediğimden dolayı. Sonraki örneğe bakalım. Michael fragt, evet bu bir erkek ismi değil mi? Habt ihr die Hausaufgaben gemacht? Evet, bakın burada gene bir perfekt yapı var. Haben ve gemacht var. Die Hausaufgaben bildiğimiz üzere neydi? Ödev değil mi? Ev ödevi demekti. Michael bilmek istiyor. Sizler ödeviniz yaptınız mı? Bakın burada tırnaklar. Dolayısıyla bu tırnaklardan kurtarıyorum. Ve siz dediğine göre karşısındaki bir grup insanı kastediyor. Dolayısıyla eğer ben de bu grubun içerisindeysem ne olacak bu? Biz olacak. Dolayısıyla wir olacak. Bu durumda ob cümlesini gerektiriyor değil mi bu? Ne olacak o zaman? Michael fragt, ob wir die Hausaufgaben gemacht haben. Demek ki oblu cümlelerde ne yapacakmışız arkadaşlar? Bu tırnaklardan kurtaracağız. Çünkü bu konuşma tamamen kime ait? Michael'e ait bir soru değil mi? Ödevinizi yaptınız mı? Değil mi? Dolayısıyla Michael soruyor. Acaba biz ödevimizi yaptık mı diye şeklinde formülize ettiğimizde demek ki Michael fragt, ob wir die Hausaufgaben gemacht haben şekline bürünmüş oluyor değil mi? Ve son örneğe geldiğimizde arkadaşlar, der Trainer fragt, der Trainer antrenör demek arkadaşlar. Demek ki antrenör, der Trainer demekmiş. Kann er gut laufen? Bakın burada laufen tempolu yürümek, koşmak, yürümek anlamlarında kullanılabilir Almanca'da laufen. Tabi bunu bir antrenör söylüyorsa değil mi? Bu koşmak anlamına da gelebilir. Tabi bu durumla alakalı, bu durum içerisindeki yapıya bakmak lazım. Ona göre değerlendirmek lazım. Dolayısıyla kann er gut laufen'den kasıt değil mi? İyi koşabiliyor mu? Ya da işte bir sakatlık geçirmiştir ve iyi yürüyebiliyor mu gibi bir anlam doğabilir. Dolayısıyla bundan önceki cümleye bakmakta fayda var. Demek ki laufen isterseniz koşmak olarak algılayalım. Antrenör soruyor, o iyi koşabiliyor mu diye. Değil mi? Diyeceğiz. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Ob yapısını getireceğiz. Bu şimdi üçüncü bir kişi olduğu için, üçüncü tekilde o olduğu için gene ne yapacağız? Eğer şeklinde bırakacağız. Bu durumda ne olacak? Der Trainer fragt, antrenör soruyor, ob er gut laufen kann, değil mi? Onun iyi yürüyüp yürüyemediğini ya da iyi koşup koşamadığını soruyor derken, değil mi? Der Trainer fragt, ob er gut laufen kann diye söylemiş oluyoruz. Bakın burada arkadaşlar ob cümlelerinde fark ettiyseniz soru yapılarından doğan bir durum bu. Öyle değil mi? Her halükarda soru olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi de arkadaşlar
her defasında ne var? Hep eylemle başlayan sorular var. Yani ne olmuş oluyor? Evet, hayır'a bir ne var? Bir yani evet ve hayır'ı çağrıştıran bir soru. Dolayısıyla ben kalkıp da was veya we, wo, when gibi ve'li sorularda bu yapıyı kullanamam. Mutlaka ne olması gerekiyor soru cümlesinin? Eylemle başlıyor olması gerekiyor. Bu da önemli, çok çok önemli bir durum arkadaşlar. Demek ki soru cümlesi eğer eylemle başlıyorsa ben ne yapmış oluyorum? Op ile ne yapmış oluyorum? Cümleyi birleştirmiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Belega möchte wissen. Hast du heute morgen den Bus verpasst? Der Lehrer möchte wissen, hast du heute Morgen den Bus verpasst? Der Lehrer möchte wissen, ob ich heute Morgen den Bus verpasst habe. Der Lehrer möchte wissen, ob ich heute Morgen den Bus verpasst habe. Michael fragt, habt ihr die Hausaufgaben gemacht? Michael fragt, habt ihr die Hausaufgaben gemacht? Michael fragt, ob wir die Hausaufgaben gemacht haben. Michael fragt, ob wir die Hausaufgaben gemacht haben. Der Trainer fragt, kann er gut laufen? Der Trainer fragt, kann er gut laufen? Der Trainer fragt, ob er gut laufen kann. Der Trainer fragt, ob er gut laufen kann. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde op cümle yapılarını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.